Evet sevgili arkadaşlarım iyi akşamlar hepinize. Geliyor mu sesimiz arkadaşlar? Evet geliyor mu şu anda var mı sesimiz? Nasılsınız arkadaşlarım iyi misiniz? Evet hepinize Erzincan'dan kucak dolusu selamlar saygılar arkadaşlarım. Eyvallah. Bakıyorum şöyle tanıdık simalar var mı diye. Sanki böyle tanıdık isimleri görür gibiyim. Evet Sabir Hocam gayet iyiyiz valla. Bomba gibiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sorulara devam arkadaşlar. Derse devam, sorulara devam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Önce birazcık arkadaşlar sohbet edelim. Ondan sonra sorulara başlayalım isterseniz. Teşekkür ederiz. Bizler gayet iyiyiz arkadaşlar. Tavşanlı'ya selamlar, saygılar. <laughs> Trabzon'dan. o Trabzon. Valla şey gelemedim e, kutlamalara. Çok istiyordum. İnşallah önümüzdeki haftalarda geleceğim. Iğdır'a selamlar arkadaşlar. <laughs> Haftaya falan Ankara'dayız inşallah. Valla ne güzel ya. Valla yurdum öyle değişik arkadaşlar. Köşelerinden arkadaşlarla bir aradayız. Ankara merkezde olacağız Selma Hocam. <laughs> evet Ankara merkezde olacağız. Arkadaşlar şimdi e, çıkabilecek tarzda insan hakları hukukuyla alakalı sorulara bakacağız. Şöyle çok değil yani 30 tane arkadaşlar sorumuz olacak. Tabii biz e, tek uzemle biliyorsunuz anlaşmalı bir hocayız. E, orada da insan hakları hukukunun arkadaşlar... Genel konularını önümüzdeki haftalarda ne yapacağız, işleyeceğiz. Evet, burası mı? Yer neresi derken? <laughs> Tekrüzem arkadaşlar, Tekrüzem'deyiz biz. Hepiniz oraya bekliyorum arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah. Peki arkadaşlar, nasıl gidiyor çalışmalar ya? Şimdi sorulara başlayacağız ama biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Çalışmalarınız ne alemde? Hazır mıyız sınav arkadaşlarım? Özellikle lisans grubu arkadaşlarımla e, ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Sınav arkadaşlar hazır mıyız? Tamam, bu konuya hiç bakmadınız. Evet, 80 bandındasınız, güzel. Ben bazen soruyorum böyle Instagram'da hazır mıyız diye. Vallahi sorduğuma soracağıma bin pişman oldum. <laughs> Kaygılısınız. Kaygı yok arkadaşlar. Bu işi halledeceğiz. Bak 31 Temmuz'da bu işi halletmemiz gerekiyor ona göre. 31 Temmuz'da bu işi halledeceğiz. O 90 üstü puanlarınızı görmek istiyorum. Hikayede falan paylaşacağım arkadaşlar ona göre. Hazır olmamız lazım. Şimdi insan hakları hukukuyla alakalı birazcık teknik bilgi vereyim. Ee, biliyorsunuz geçen sene arkadaşlar müfredata dahil oldu. Lisans müfredatında arkadaşlar yer alan bir konu. Ama geçen sene ÖSYM ne yapmadı? Lisans grubunda sormadı. Ama bu sene ne yapabilir arkadaşlarım? Rahat bir şekilde soru gelebilir. Kaç soru bekliyorsunuz hocam? Önce ben size sorayım. Bekliyor musunuz insan hakları hukukundan soru? Arkadaşlar Önce ben bir sormak istiyorum. Ee, arkadaşlar bu sene soru gelebilir bak. Bu sene soru gelebilir çünkü ÖSYM şeyleri artık sormamaya başladı. Sanki sıkılmış gibi değil mi böyle? Klasikleşmiş arkadaşlar soruları sormamaya başladı. Yani sanki böyle yasamadan, yürütmeden, yargıdan artık böyle bunalmış da farklı soru kalıplarını deniyor gibi geldi bana arkadaşlar. Yani bir tane bak çok değil. İnsan hakları hukukuyla alakalı çok beklemiyorum. Bir tane siftah soru gelebilir. E, onun da ben böyle yani ahım şahım böyle çok zor işte ne bileyim ÖABT tarzı, A grubu tarzı böyle kazık diyebileceğimiz arkadaşlar konumda bir soru beklemiyorum. Yani klasikleşmiş soruları soracaktır. E, i̇çeriğinde ne var? Biraz teknik bilgi vereyim böyle fragman yapalım arkadaşlar. Eee işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi atıyorum arkadaşlar Magna Carta, e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde insan hakları hukukuyla alakalı kurumlar kuruluşlar işte birinci kuşak hakları ikinci kuşak hakları üçüncü kuşak hakları yani bunlar insan hakları hukukunu böyle dön dolaş eee rast geldiğimiz neyler arkadaşlar konuları. Yani çok fazla öyle zor bir soru beklemiyorum. Yani ben açıkça söyleyeyim 31 Temmuz'da lisans grubu hocalarım için konuşayım başta. Çok zor bir vatandaşlık beklemiyorum. Şey sorusu bana çok geliyor hocam orta öğretim ön lisansta yani sorulur mu diye. Yani henüz biz şeyi göremedik arkadaşlar yani kılavuzu göremedik. Orta öğretim ön lisans grubunda kılavuza bir bakmamız gerekiyor. Yani var mı yok mu? Yani iki sene önce bu konuyla alakalı e, kılavuzda bir bilgi yoktu. Ama benim tahminim yaz döneminde biliyorsunuz orta öğretim ön lisans grubu kılavuzu yayınlanıyor arkadaşlar. Benim tahminim orta öğretim ön lisans grubuna da ÖSYM arkadaşlar bu konuyu ekleyecek. Bu konuyu ekleyecek arkadaşlar. Peki başlayalım mı? Şöyle dolu dolu bir 30 tane arkadaşlar soru çözmek istiyorum sizinle. Yani benim böyle tahminim hani neyi sorar, ne şekilde sorar. Belki de burada arkadaşlar çözeceğimiz şeyler, sorular 31 Temmuz'da ne olacak? Gerçek sınavda karşımıza çıkacak. Bazen öğrenciler şey diyor hocam soruları siz mi hazırlıyorsunuz falan. <laughs> Yok arkadaşlar biz hazırlamıyoruz. Düşünsene bir de Derviş Hoca ÖSYM'nin arkadaşlar e, o ekibinde yer alan bir hocaymış. <laughs> olur mu olur valla. Her şey mümkün değil mi? Başlayalım arkadaşlarım. Şöyle birinci soruyla bir başlamak istiyorum. Evet benim arkadaşlar insan hakları hukukuyla alakalı olarak beklediğim sorulardan birisi temelden alalım. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının genel özelliklerinden birisi değildir diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Önce ben sizin bir yorumunuzu almak istiyorum. Soruya bir daha bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının genel özelliklerinden birisi değildir? İnsan hakları mutlaktır, insan hakları evrenseldir, insan hakları hukuk düzeni tarafından korunur, insan hakları süreli bir yapıya sahiptir, insan hakları devlete karşı ileri sürülebilir diye arkadaşlar güzel, orijinal bir soru sormuşuz. Evet şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım, madde bir, İnsan hakları mutlaktır arkadaşlar yani nedir? Kişiye astır, değişmez bir yapıya sahiptir, e, genel özellikleri bellidir. İnsan hakları evrenseldir yani tüm dünyada arkadaşlar uygulanan bir yapıya sahiptir. İnsan hakları hukuk düzeni tarafından korunur ki anayasada kanunlarda koruma altındadır. Edirne şıkkını arkadaşlar bir bakalım insan hakları devlete karşı ileri sürülebilir ki bireysel başvuru hakkını vesaireyi düşünelim bu maddede arkadaşlar doğrudur ama denizli maddesine dikkat ediyorsunuz insan hakları süreli bir yapıya sahiptir diye maddeyi vermişiz hocalarım sakın unutmuyorsunuz insan hakları süreli bir yapıya sahip değil İnsan hakları sürekli bir yapıya sahiptir. Yani burada arkadaşlar yanlış olan şıkkımız Denizli'dir. Gerçek sınavda karşısına çıkarsa hiç şaşma. Aman dikkat. Peki soru 2 ile arkadaşlar biz devam edelim. Bakalım şöyle soruya fikrinizi almak istiyorum. Yine benim bak beklediğim 31 Temmuz'da beklediğim sorulardan birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine bağlı olarak faaliyetlerini arkadaşlar yürütmektedir diye bir soru sormuşuz. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yani AGİT, Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD. Yapıştır bakayım cevabı. Fikrinizi bir almak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile alakalı hocalarım soru gelebilir. Dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler demişiz. E, yukarıda Avrupa diyor. Şutla geç. Avrupa Birliği demişiz. Bir kalsın. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı demişiz. Şutla alakası yok. Avrupa Konseyi demişiz. Bir kalsın. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü demişiz. e Bu ekonomi ile alakalı bir yapı. Arkadaşlar şıkkı ikiye düşürüyorum. Avrupa Birliği mi, Avrupa Konseyi mi? Avrupa Birliği mi? Avrupa Konseyi mi? Böyle bir soruyla karşılaşırsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sevgili hocalarım Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Gerçek sınavda çıkarsa vallahi tatlımı istiyorum ona göre. Baklavamı istiyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, peki. Bu arada bir sorayım ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin arkadaşlar genel merkezi neresidir diye bir sorsak bilen arkadaşım var mı diye bir bakalım. Lahey değil sakın. Lahey değil arkadaşlar. Strasbourg diyor hocam. Başka fikrinizi alalım. Bak o da soru olarak gelebilir arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin genel merkezi Fransa'nın doğu yakasında yer alan Strasbourg. Arkadaşlar şehridir bunu unutmuyorsun evet buna dikkat ee, bununla ilgili arkadaşlar notumuz var Telegram'a giriyorsunuz e, orada insan hakları hukuku diye şöyle 9-10 sayfalık daha fazla da olabilir şu an hatırlayamadım bir pdf notumuz var çok da orijinal bir not hatta ben biliyorum Telegram gruplarında da o notların bayağı bir arkadaşlar dönüyor ona göre peki devam edelim Aşağıdakilerden hangisi Karel Vasak tarafından ortaya koyulan insan hakları sınıflamasında yer alan birinci kuşak insan haklarından birisi değildir? Bak bu kuşaklar çıkabilir arkadaşlar ki benim burada beklediğim birinci kuşak ve ikinci kuşaktır. Soruyu bir daha soralım. Aşağıdakilerden hangisi Karel Vasak, ki bu kuşakları belirleyen kişidir arkadaşlar, hukukçudur kendisi. Karel Vasak tarafından ortaya koyulan insan hakları sınıflamasında yer alan birinci kuşak insan haklarından birisi değildir diye bir sormuşuz. Yaşam hakkı, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, işkence ve kölelik yasağı, eğitim hakkı diye arkadaşlar vermişiz. Bir fikrinizi almak istiyorum. Hangisi birinci kuşak haklarından birisi değildir diye sormuşuz. Hocalarım bunu e, temel hak ve hürriyetlerde yer alan negatif statü hakları gibi düşünebilirsiniz. Yani en baba böyle kişiye özel kişiye has hakları burada almamız gerekiyor. Yaşama hakkı birinci kuşaktır. Konut dokunulmazlığı birinci kuşaktır. Mülkiyet hakkı birinci kuşaktır. İşkence ve kölelik yasağı birinci kuşaktır. Ama burada eğitim hakkı demişiz. Eğitim hakkı sevgili hocalarım kaçıncı kuşakta yer alan bir haktır? Fikrinizi bir almak istiyorum. İkinci arkadaşlar kuşakta yer alan bir haktır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Erzincan. Bir Erzincanlı olarak ben de bir arkadaşa torpil geçeyim. Peki dördüncü soru gelsin. Evet güzel bir soru bak benim beklediğim sorulardan birisi Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne hangi yıl taraf olmuştur diye bir soru sormuşuz. Fikrinizi bir almak istiyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne hangi yıl taraf olmuştur diye güzel bir arkadaşlar soru sormuşuz. Fikrinizi bir almak istiyorum. 1948 demişiz, 1950 demişiz, 52 demişiz, 54 demişiz, 19 arkadaşa 61 demişiz. Yorumunuzu almak istiyorum. Direkt bilgi sorusu. Böyle bir soruyla karşılaşırsam Doğru cevabın ne olsun? 1954 olsun. Evet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1954 yılında Türkiye Cumhuriyeti taraf olmuştur. Arkadaşlar aynen çok güzel. Ömer Hocam harikasın. Peki devam edelim. Beşinci soru gelsin hocalarım. Hukuki açıdan kamu tüzel kişiliğe sahip bir yapıda olan ve insan hakları ihlallerini önlemeye dayalı e, arkadaşlar faaliyet yürüten ve Nisan 2016'da kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hangi kurumla ilişkili bir yapıya sahiptir diye sormuşuz. Güzel bir soru olur aslında arkadaşlarım. Fikrinizi bir almak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde insan haklarıyla alakalı olarak Kurulan önemli baba kurumlardan birisidir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hangi kurumla ilişkili bir yapıya sahiptir diye sormuşuz. Ki Nisan 2016'da resmi olarak kuruluyor ve kamu tüzel kişiliğe sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Milli Eğitim Bakanlığı mı? İçişleri Bakanlığı mı? Adalet Bakanlığı mı? Anayasa Mahkemesi mi? Mis gibi KPSS sorusu. Doğru cevap sevgili hocalarım. Adalet Bakanlığı'dır arkadaşlar. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı ile ilişkili yapıya sahip bir kamu tüzel kişiliğe sahip organdır. Unutmuyorsunuz. Peki devam edelim. Evet yine beklediğim sorulardan birisi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hangi yıl kabul edilmiştir. Evet görelim şöyle. 1945, 1946, 1948, 1950, 19 arkadaşlar 52. Gerçek sınavda karşına çıkarsa bu yayını sakın unutmuyorsun. İnsan hakları evrensel beyannamesi sevgili hocalarım 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiş yapıştır. Peki devam ediyoruz. Devletin bireysel hürriyetleri keyfi bir şekilde kısıtlamaması gerektiğini amaçlayan 1679 tarihli insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Magna Carta, Libertatum Virginia Haklar Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Mis gibi bir KPSS sorusudur. Burada arkadaşlar yılı bilmemiz bizim için önemlidir. 1679 e, yılını görürsen sakın unutmuyorsun. Bu direkt neye çıkmaktadır sevgili hocalarım? Bu direkt Habeas Korpus Akta çıkmaktadır. Doğru cevabımız Bursa. Bak keyfi bir şekilde e, bireysel hakların arkadaşlar kısıtlanmaması gerektiğini amaçlayan yapı e, Habeas Korpus aktır. Bunu unutmuyorsun. Doğru cevap Bursa'dır. Peki devam ediyoruz. Evet güzel biraz da kişi soralım arkadaşlar. Bakın böyle kişiler de sorulabilir. Dikkat edin. Modern insan hakları hukukunun kurucu isim babası olarak kabul edilen İngiliz filozof kimdir diye sormuşuz hocalarım? John Locke, Thomas Hobbes, Anthony Flew, Joseph Butler, Montesquieu. Al soruyu gerçek sınavda sor. Modern insan hakları hukukunun kurucu isim babası kimdir diye sormuşuz ki İngiliz filozoftur kendisi arkadaşlar. Doğru cevabımız hadi şıkka düşürüyorum. John Locke mu? Montesquieu mu? John Luke mu Montesquieu mu? Yapıştır cevabı bakayım. Montesquieu olması imkansız hocalarım çünkü Montesquieu bir Fransız arkadaşlar filozof, siyaset bilimcidir. Burada İngiliz filozofu sormuşuz. Doğru cevabımız John Luke'dur arkadaşlarım. Modern insan hakları hukukunun kurucu isim babası John Luke'dur. Bunu unutma. Peki devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde koruma altına alınan haklardan birisi değildir diye sormuşuz. Bir daha soralım. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde koruma altına alınan haklardan birisi değildir diye sormuşuz. Mis gibi bir KPSS sorusu. İşkence yasağı, sosyal güvenlik hakkı, kölelik ve kulluk yasağı, özel hayata saygı, Adil yargılanma. Yapıştır bakayım hangisi sırıtıyor burada? İşkence yasağı, sosyal güvenlik hakkı, kölelik ve kulluk yasağı, özel hayata saygı, adil yargılanma. Sevgili hocalarım burada bence bursa şıkkı, sırıtan bir madde, sosyal güvenlik hakkı bu grup içerisinde arkadaşlar yer almamaktadır. Evet, devam edelim. Evet, bir vatandaşlık sorusu aynı zamanda ama insan hakları hukukunda da çıkabilir. İnsan haklarına saygılı devlet ibaresi 82 Anayasası'nın hangi maddesinde belirtilen bir anayasal hükümdür diye sormuşuz. Birinci madde mi? İkinci madde mi? Hocam üçüncü madde mi? Beşinci madde mi? Altıncı madde mi? İnsan haklarına saygılı devlet ibaresi anayasamızın Görelim haydi bakayım. Kaçıncı maddesinde yer alan bir hükümdür? Arkadaşlar bir olamaz bir de bir kere cumhuriyet ibaresi var. Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyoruz. Geçelim. 5 ee, ve 6 arkadaşlar olmaz. Çok böyle arka planda. 2 mi 3 mü? Arkadaşlar 2 mi 3 mü? Biliyorsunuz insan haklarına saygılı devlet ibaresi cumhuriyetin niteliklerinden birisidir ve Cumhuriyet'in nitelikleri de bizim anayasamızda kaçıncı maddede yer almaktadır hocalarım? İkinci maddede arkadaşlar yer alan unsurdur. Dolayısıyla unutmuyorsun insan haklarına saygılı devlet maddesi 82 Anayasası'nın ikinci maddesinde yer alan bir olaydır. 61'de nasıldı? 61'de arkadaşlar 61'de insan haklarına ne vardı? Dayalı değil mi? Bak karıştırmıyorsunuz. 61 insan haklarına dayalı devlet, 82 insan haklarına saygılı devleti olarak karşımıza çıkıyor. Bak burada e, vatandaşlıkla böyle harmanlanmış bir insan hakları hukuku sorusu olabilir arkadaşlar. Evet, teknik bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesinde yer alan ve birçok temel kararın alınmasında büyük role sahip olan büyük daire o büyük böyle değil mi en önemli yargıçların olduğu büyük daire kaç yargıçtan oluşmaktadır diye bir soru sormuşuz. Yapıştır bakayım cevabı. Evet büyük daire Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yer alan en önemli organ olan büyük daire kaç yargıçtan oluşmaktadır diye bir soru sormuşuz. Sevgili hocalarım direkt ezber bir cevaptır. Totalde 17 yargıçtan oluşmaktadır arkadaşlar büyük daire 17 yargıçtan oluşmaktadır bunu unutmuyorsunuz peki başka bir soru evrensel insan hakları beyannamesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz bir okuyalım arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanmıştır hukuksal anlamda bağlayıcı hükümler içermez Birleşmiş Milletler Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Kişisel, siyasal ve sosyal ekonomik hakları düzenler demişiz. Edirne şıkkı arkadaşlarım insan haklarına ilişkin olduğu için kanunlarla çatıştığında öncelikle uygulanır diye arkadaşlar bir maddemiz var. Fikrinizi bir almak istiyorum. Burada cevap ne olur? İnsan hakları beyannamesi ile alakalı genel bir arkadaşlar sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bu doğrudur. Hukuksal anlamda bağlayıcı hükümler içermez. Doğrudur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Doğrudur. Kişisel, sosyal ve sosyoekonomik hakları düzenler. Doğrudur. Ama sevgili hocalarım, aslında teknik bir sorudur. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız İnsan haklarına ilişkin olduğu için kanunlarla çatıştığında öncelikle uygulanır demişiz. Sakın burada kanunun üstünlüğü vardır arkadaşlarım. Burada kanunun üstünlüğü vardır. Doğru cevap Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Peki zor bir soruydu bu. Evet 1982 Anayasası içerisinde siyasal haklar ve ödevler başlığı altında yer alan bilgi edinme hakkı ve kamu denetçiliği kurumuna başvurma hakkı anayasaya hangi yıl yapılan değişiklik ile dahil olmuştur diye yine insan haklarına dayalı arkadaşlar bir soru sormuşuz. Soruyu bir daha özetleyeyim. Bilgi edinme ve kamu denetçiliği kurumuna başvurma hakkı ki siyasi hak ve ödevler başlığı altında yer alır. İlk kez ne zaman anayasal hüküm olarak karşımıza çıkmıştır diye sormuşuz. Arkadaşlarım bunların ikisi unutmuyorsunuz. 2010 anayasa değişikliği ile birlikte karşımıza çıkmıştır. Bu da rahat bir şekilde soru olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlarım. Peki devam. Avrupa İşkence Önleme Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuşuz. Hocalarım bir okuyun fikrinizi almak istiyorum. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soru sormuşuz. Yargısal nitelikte bir organ değildir demişiz. Avrupa Birliği denetim organıdır demişiz. Denetim yerleri sadece gözaltı yerleridir demişiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği denetim organlarından birisidir demişiz. Taraf devletler bazı hallerde komiteye inceleme izni vermeyebilir demişiz. Hocalarım fikrinizi almak istiyorum. Doğru cevap nedir acaba? Burada doğru cevap Bursa Şıkkı'dır arkadaşlarım. E, unutmuyorsunuz Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi komitedir bu. Yargı organı arkadaşlar değildir. Avrupa Birliği'ne bağlı değil... Avrupa Konseyi'ne bağlıdır arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi yargı organı, mahkeme vesaire değil. Avrupa Birliği'ne bağlı değil. Avrupa Konseyi'ne bağlı bir organdır. Burada yanlış olan Bursa çıktıdır arkadaşlarım. Peki yeni soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi? İnsan hakları hukukunun yine benzer soru. Genel niteliklerinden birisi değildir evrensellik, bireysellik, dokunulmazlık, mutlaklık, devredilebilirlik. Arkadaşlar yapıştırın bakayım. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları hukukunun genel niteliklerinden birisi değildir diye sormuşuz. Evrenseldir abicim, bireyseldir, şahısla ilişkilidir, dokunulmazdır, mutlaktır ama devredilemez. Arkadaşlar burada yanlış olan maddemiz devredilebilirlik unsurudur. İnsan hakları unutmuyorsunuz, devredilemez arkadaşlar. Peki devam edelim. İnsan hakları evrensel beyannamesi kaç maddeden oluşmaktadır arkadaşlar diye bir soru sormuşuz. İnsan hakları evrensel beyannamesi bu da aslında sorulabilir. Bak dikkat edin. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 48 yılında kabul edilen arkadaşlar bir uluslararası belgedir. Ve unutmuyorsunuz toplamda 30 maddeden arkadaşlar oluşmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 30 maddeden oluşuyor arkadaşlarım. Peki. Evet 17. soru. Bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı haklar ortaya koyan ilk insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Mis gibi bir KPSS sorusu. İyi düşünün bakayım. Bir daha soralım. Bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı haklar ortaya koyan ilk insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Yalnız hocalarım şimdi burada Magna Carta diyorsunuz ama o bütün insanlığa yönelik bir olay değildir. Bizim senedi ittifak gibidir arkadaşlar. Ne hocam bunun cevabı? Bütün insanlığa seslenen ve herkesi kapsayıcı haklar ortaya koyan ilk insan hakları belgesi sevgili hocalarım doğru cevap Adana maddesidir. Virginia İnsan hakları bildirisidir. Bunu sakın unutmayın. 1776 arkadaşlar. Virginia insan hakları bildirisidir. Rahat bir şekilde soru olarak karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar güzel bir soru. Peki devam edelim biz. Aşağıdakilerden hangisi? Karel Vasak tarafından ortaya koyulan Bak bu sınıfları Karel Vasak bulmuş arkadaşlar unutma. İnsan hakları sınıflamasında yer alan ikinci kuşak insan haklarından birisi değildir diye arkadaşlar sormuşuz. Ee, 1776 hocam Virginia İnsan Hakları Bildirgesi. Evet ikinci kuşak arkadaşlar insan haklarından birisi değildir diye sormuşuz. Sosyal eşitsizlikleri giderme, sosyal güvenlik hakkı ve sağlık hakkı eğitim hakkı, sanat hakkı ve bilim hakkı demişiz. Mülkiyet hakkı demişiz hocalarım. Bunu da temel hak ve hürriyetlerde yer alan sosyal ekonomik haklar gibi düşünebiliriz. Bak unutmayın ikinci kuşak hakları sosyal ekonomik haklar gibi düşünebiliriz. Sevgili hocalarım burada Edirne maddesi ikinci kuşak değil kaçıncı kuşaktır arkadaşlarım? birinci kuşak hakları içerisinde yer alıyor. Güzel bir soru karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Mülkiyet hakkı bir birinci kuşak hakkıdır. Peki az kaldı. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi hangi uluslararası kuruluş bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Güzel bir soru. Bir daha soralım. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi hangi uluslararası kuruluş bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir diye bir soru sormuşuz. Hocalarım burada iki şık kafayı karıştırabilir. Avrupa Konseyi mi? Avrupa Birliği mi? Avrupa Konseyi mi? Avrupa Birliği mi? Arkadaşlar Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi unutmuyorsunuz Avrupa Konseyine bağlı bir uluslararası yapıdır arkadaşlar. Peki. Evet devam edelim. Uluslararası hukuk terimi olarak presumption of innocence yani suçu kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden temel hukuk doktrinine ne ad verilir diye arkadaşlar sormuşuz. Yani diyor ki mahkemece suçlu bulunana kadar kişiler masumdur. Bunun arkadaşlar Türkçe karşılığı neydir? Masumiyet karinesidir. Bunu unutma. Sorulabilir. Dikkat. Masumiyet karinesi temel hak ve hürriyetlerde de çıkabilir. Masumiyet karinesi insan hakları içinde de yer alan bir konudur. Unutmuyorsunuz. Peki şu cümle doğru mudur arkadaşlar? Izdırar hali bildiğimiz şeydir hocam. Hani üçüncü kişinin malına zarar verme olayı var ya. Hakkın korunması yöntemi. Israr odur. E, bu masumiyet karinesi sert çekirdek alan haklarından birisi miydi hocalarım? Hadi bakayım. Masumiyet karinesi sert çekirdek alan haklarından birisidir değil mi? Bunu unutmayın arkadaşlar. Ya yani Devletin aslında dokunamayacağı haklar arasında yer alıyor. Evet 21. soru. Toplum Sözleşmesi, İtiraflar, Emil gibi eserleriyle tanınan, siyasi, insan haklarına dayalı fikirleriyle Fransız Devrimini etkileyen Cenevreli filozofu ve yazarı sormuşuz bak sorulabilir böyle kişiyi de sorabilir ÖSYM'de dikkat. Toplum Sözleşmesi, İtiraflar, Emil bu arkadaşlar kimindir? Atatürk'ün de örnek aldığı İki kişiden birisi olan, ki birisi Jean-Jacques Rousseau'dur, diğeri Montesquieu'dur hocalarım. Ama burada tabii toplum sözleşmesi eseri kime aittir diye bir sormak istiyorum bir daha. Toplum sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau'ya ait arkadaşlar bir eserdir. Ve insan haklarıyla alakalı orada tabii bilgiler vesaire de var. Yani önem arz eden bir eser. E, dolayısıyla... Bizim bu eseri özellikle bilmemiz lazım. Bu şey kiminde hocalarım? Kanunların ruhu üzerine arkadaşlar. Kanunların ruhu üzerine o Montesquieu'nun eserleri arasında yer alıyordu değil mi? Bak ÖSYM bu tarz şeyleri arkadaşlar seviyor dikkat. Peki devam edelim. Tebel hak ve hürriyetlerin negatif, pozitif, aktif statü hakları olmak üzere üçe ayrılmasına öncülük eden... Alman hukukçu kimdir diye sormuşuz arkadaşlar. Ay 82 Anayasası'nda var ya işte negatif statü, pozitif statü, aktif statü hakları. İşte o üçünü ayıran fikir adamı hukukçu arkadaşlar kimdir? Tek tek bir sayalım. Carl Schmitt değil, Joseph Kastin değil, Adam Westbrook değil, George Yellenk sanki tanıdık geldi. Ernst Benda hiç duymadık. Doğru cevap arkadaşlarım. Denizlidir. George Jellienk. Unutmuyorsun. Negatif, pozitif, aktif statü haklarını belirleyen isim George Jellienk'tir arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet zor bir soruyla arkadaşlar devam edelim. 30 tane toplamda sorumuz olacak. 23. arkadaşlar sorudayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuşuz bak yanlıştır değil doğrudur diye bir soru sormuşuz. 12 Eylül 2010 tarihli anayasa değişikliği sonucu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak çıkan bir yasanın uluslararası sözleşmeye aykırılık gelecek aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne insan hakları ihlalleriyle devlet başvurusunda bulunmak, gerektiğinde diğer ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek İnsan hakları ihlal iddialarıyla ilgili başvuruları yargısal denetim yoluyla incelemek hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan e, mecliste yer alan insan hakları inceleme komisyonunun görevlerinden birisidir şeklinde arkadaşlar burada sorumuz. Doğru cevap bir arkadaşlar fikrinizi almak istiyorum. Doğru cevap burada nedir? Doğru cevap burada çok şaşıracaksınız hocalarım. Cevabımız Denizli Şıkkı'dır. Gerektiğinde diğer ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun görevlerinden birisidir. A, B, C, E onun görevi değildir arkadaşlar. Evet zor bir soru. Evet devam. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin merkezi neresidir diye sormuşuz. Yapıştır bakayım cevabı. Yorum alalım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin genel merkezini arkadaşlar sormuşuz. Paris mi? New York mu? Berlin mi? Stockholm mu? Brüksel mi? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin merkezi Hocalarım neresidir? Doğru cevabımız. Görelim şöyle şıkları maddeleri. Doğru cevap New York'tur arkadaşlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin merkezi New York'tadır arkadaşlar. Peki. Evet şimdi devam edelim. John Locke'un doktrini ve Montesquieu'nun güçler ayrılığı ilkelerinden Esinlenilerek hazırlanan ve yetersiz hükümete karşı isyan hakkını da içeren insanın doğuştan gelen doğal haklarını beyan etmek üzere 1776'da kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Virginia Haklar Beyannamesi mi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi mi? Bill of Rights bildirgesi mi, Magna Carta mı, Petition of Right bildirgesi mi? Bak, dikkat edersen sanki insan hakları hukukunda değil mi? Böyle belli başlı şeyler var böyle. İnsan hakları belgeleri, tarihsel gelişmeler. Bak, özellikle ders çalıştığınız zaman hocalarım unutmuyorsunuz. Bu Virginia İnsan Hakları Beyannamesine bakıyorsunuz. Bill of Rights'a bakıyorsunuz ki biz bunu tek uzayanlar arkadaşlar anlatacağız. Önümüzdeki haftalarda başvurup derslerimize katılabilirsiniz. Magna Carta önemli. Petition of Rights arkadaşlar önemlidir. Peki burada cevap nedir hocalarım? 1776. Bak bu yıl önemli ve John Locke'un doktrini Montesquieu'nun güçler ayrılığı ilkelerinden etkilenmiş. Bak bunlar anahtar kelimelerdir. Bu ikisini görürsen, bu iki insanı görürsen cevap olarak Virginia Haklar Beyannamesi'ni alman gerekiyor. Doğru cevap Adana olur arkadaşlar. Peki son sorular. Aşağıda yer alan insan haklarına ilişkin kuruluşlardan hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı değildir diye çok güzel bir soru sormuşuz. Rahat bir şekilde gerçek sınavda çıkabilir. İnsan Hakları Konseyi, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Adalet Divanı, Lahay Adalet Divanı'ndan bahsediyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Adalet Divanı. Yapıştır bakayım hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı, insan hakları ile alakalı kuruluşlardan birisi değildir diye sormuşuz. İnsan Hakları Konseyi mülteciler yüksek komiserliği UNHCR olarak geçer. Uluslararası Adalet Divanı, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Adalet Divanı demişiz. Kabak gibi cevap ortada. Avrupa Adalet Divanı Birleşmiş Milletlere bağlı değildir. Avrupa Birliği'ne bağlı bir arkadaşlar organdır. Bunu unutmayın. Peki 1961 yılında Londra merkezli kurulan dünya çapında 10 milyondan fazla üyesi ve destekçisi olan insan hakları üzerine çalışmalar yürüten evrensel insan hakları bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü insan haklarını savunma ve teşvik etmeyi amaçlayan sivil toplum örgütünü sormuşuz bak. Resmi kurum değil hocalarım sivil toplum örgütü 61'de kurulmuş. Şu an günümüzde 10 milyondan fazla üyesi var. Bir sivil toplum örgütünü sormuşuz. İnsan hakları izleme örgütü mü hocam? Uluslararası af örgütü mü hocam? Sınır tanımayan gazeteciler örgütü mü? Avrupa Adalet Divanı mı? Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği mi? Yapıştır bakayım cevabı. İki şıkka düşürüyorum arkadaşlar, iki şıkka düşürdüm. Ee, Uluslararası Af Örgütü mü, İnsan Hakları İzleme Örgütü mü? Hadi bakayım hangisi? 61'de kurulmuş, merkezi Londra, dünya çapında şu an 10 milyondan fazla üyesi var. Ve oldukça etkili bir sivil toplum örgütü. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız doğru cevabımız Uluslararası Af Örgütü'dür arkadaşlar. Bursa. Peki insan hakları öğretisini ilk kez sistemli olarak savunan felsefe okulunu sormuşuz. İlk çağdaki felsefe okulu. Sto okulu mu? Magara okulu mu? Elis Eritra okulu mu? Kirene okulu mu? Millet okulu mu? Sanki şey gibi değil mi böyle ABT arkadaşlar sorusu gibi. Ama ÖSYM arkadaşlar sorabilir. İnsan hakları öğretisini ilk kez sistemli olarak savunan ilk çağdaki arkadaşlar, okulumuzun ismi Stoa Okulu'dur. Doğru cevap Ada, arkadaşlarım. Peki, Stoa Okulunu unutmuyorsunuz? E, 29. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin zorunlu yargı yetkisini hangi yıl kabul etmiştir? Mis gibi KPSS e sorusu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini hocam hangi yıl kabul etmiştir? Arkadaşlar bir fikrinizi almak istiyorum. 87, 90, 92, 95, 97. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraftır arkadaşlar. İç yargı yolunu tüketmek şartıyla siz Türkiye'de herhangi bir olumlu karar alamazsanız... Merkezi Strasburg'da olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanabiliyorsunuz. Peki ne zamandan beri hocam bu olay karşımıza çıkıyor? Sevgili hocalarım, arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisi hangi yıl kabul edilmiştir ya da Türkiye hangi yıl kabul etmiştir? Doğru cevabımız sevgili arkadaşlarım, alalım bir cevabı. Ne diyorsunuz? 1900 1990. Evet 1990'da kabul ediliyor arkadaşlar Bursa. Evet peki bir önceki soru insan hakları öğretisini ilk kez sistemli olarak savunan felsefe okuluydu STOA. Bu da arkadaşlar Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini hangi yıl kabul etmiştir şeklinde. Son bir sorumuz var hocalarım 30. soru. Bak bu da sorulabilir aşağıdakilerden hangisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakkı yoktur diye sormuşuz. Hükümet dışı kuruluşlar ki sivil toplum örgütleri vesaire ondan bahsediyor. Kamu tüzel kişiler ki kamu tüzel kişiler işte TRT'dir, RTÜK'tür arkadaşlar, üniversitelerdir. Siyasi partiler, gerçek kişiler ki gerçek kişi biziz ve kişi grupları demişiz. Kişi grupları da yine dernekler arkadaşlar. Atıyorum işte sendikalar vesaire. Fikrinizi almak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakkı yoktur diye bir soru sormuşuz. Gerçek sınavda çıkarsa sevgili hocalarım unutmuyorsunuz. Kamu tüzel kişiliği olan yapılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilir. Mas. Arkadaşlar 30 tane soru sorduk. Yani ön planda olan soruları sorduk. Önümüzdeki hafta içerisinde biliyorsunuz genel çaplı insan hakları hukukuyla alakalı e, tek huzemde arkadaşlar ders vereceğiz. Görsel gayet cici, güzel, e, gayet de arkadaşlar detay bir ders işleyeceğiz. Katılım olursa tek uzeme başvuruda bulunabilir arkadaşlarım. Peki, evet var mıdır isteği arzusu olan hocalarım? 30 tane soru sorduk.